Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Güzel. Bakın Atatürk. Atatürk olmadan önce Mustafa Kemal'ken nasıl bir liderdi? Sinan Meydan Sözcü'de bunu çok güzel anlatıyor. Komutanlara saldıran gazeteciye Atatürk'ün cevabı. Mahrumiyet ve zorluklar içindeki ve tek dayanakları namus ve haysiyetleri olan orduların kumandanlarını sefil ve haydutbaşı diye niteleyip teşhir etmek ne büyük ahlaksızlık ve ne sefil vicdansızlıktır. Atatürk, 25 Mart 1919. Ve canlarım devam ediyorum. Geçtiğimiz hafta Akit TV'deki bir programda Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan parmak sallayarak aynen şöyle söyledi. O hizaya gelmeyen omuzu çatal bıçak setli apoletli generalleriniz var ya, hepsi şimdi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu sözlere karşı Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı şiddetle kınıyor şeklinde özetlenebilecek açıklamalar yaptılar. Geçmişte de komutanlara saldıran gazeteler ve gazeteciler oldu. Örneğin bundan tam 100 yıl önce 1919'da Hukuki Beşer gazetesinde Türk ordusunun şerefli komutanlarına ağır hakaretler edilmişti. Osmanlı Harbiye Nezaretinin ve Osmanlı hükümetinin sessiz kaldığı o çirkin saldırıya o günlerde Türk ordusunun şerefli komutanlarından Mustafa Kemal Paşa cevap vermişti. Geçtiğimiz günlerde bu konuda ben de bir yorum yapmış ve Hulusi Akar'ın o Murat isimli adam da demeye dilim varmıyor ya, kişiyi kınamasına destek verirken demiştim ki ama bu memleketin beka meselesi olduğunu, yani ordusunun sıfırlandığını söyleyenlere hiç kınama konuşması yapmadın. Arkadaş demiştim, bunu bir kez daha söylüyorum. Bir ülkenin beka meselesi varsa o ülkenin ordusu bitmiştir. Evet. Ara başlık. Önce subayları öldürdüler. Atatürk 31 Temmuz 1920'de Afyonkarahisar'da subaylara yaptığı konuşmada kuvvet ordudur diyordu. Her durumda ordu düşmanlarımızın birinci saldırı hedefi oldu. Orduyu yok etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Düşmanlarımız herkesten önce subayları öldürür. Onları aşağılar ve hor görürler. Gerçekten de işgalciler her şeyden önce orduyu yok etmek istemişti. Mondros mütarekesine göre asayişi sağlamak ve sınırları korumak için gerekli askerler dışındaki tüm ordu derhal terhis edilecekti. Böylece mütareke öncesinde 400 bin mevcutlu Türk ordusu mütareke sonrasında 50 binin altına düştü. Jandarma Dahiliye Nezaretine, Jandarma İçişleri Bakanlığı'na yani bağlandı. Bugün de öyle biliyorsunuz. Harbiye Nezaretinin bütçesi kısıldı. Harbiye Nezaretinin telefon sayısı bile azaltıldı. Askeri muafiyet vergisi kaldırıldı. Savaştan kaçan asker ve subayların cezaları ertelendi. İşte Türk ordusunun yok edilmeye çalışıldığı o günlerde İstanbul'da Boğazlı çevrelerde müthiş bir asker ve subay düşmanlığı başladı. Mesela Nigehban Cemiyeti kurmaylar hakkında hakaret dolu yazılar yazdı. Ara başlık komutanlara hakaret. Mütareke günleri asker, sivil tüm yurtseverlerin sudan bahanelerle tutuklanıp Bekir Ağa zindanlarına hapsedildiği veya Malta'ya sürgün edildiği günlerdi. İttihatçılar yargılanıyordu. O günlerde 1. Dünya Savaşı yenilgisinin sorumlusu olarak görülen ittihatçılara ve subaylara hakaretler ediliyordu. İşte o ortam içinde Mevlanzade Rıfat'ın Hukuki Beşer gazetesinde damat Ferit hükümetine gerekçeli sorular başlığı altında seri makalelerle geçmişin hesabı soruluyordu. 24 Mart 1919 tarihli Hukuki Beşer gazetesindeki 3. soru şöyleydi. Kağıt paranın güya geçerli olmadığı yerlerde ordu ve mülkiye memurlarının ihtiyaçları için milyonlarca altın ve gümüş para basılarak bazen vagon vagon ordu komutanı denilen âli sefillere, daha doğrusu haydut başlarına teslim edildi. Şuraya bakar mısınız? Bu dil bugünkü Akit'in dilinden ne farkı var? Dangal ak diyorum, bana kızıyorlar ya. Evet, dangal ak bunlar. Ama ne diyebiliriz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Güç onlarda çünkü. Yargı onlarda, iktidar onlarda, her şey onlarda. Her şey onlarda. Siz bilhassa değerlerinizi, milli değerlerinizi, ulusal değerlerinizi, kahramanlarınızı korumaya kalktığınızda
Size hakaretlerle saldırıyorlar. Sizi aşağılıyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. Hemen üzerine attıkları iftiralarla, çamurlarla sizi yok etmeye çalışıyorlar. Ama biz korkmuyoruz. Korkmuyoruz çünkü sevenlerimizin bize olan inançlarından eminiz. Kendimizden emin olduğumuz için onların da sevgi ve inançlarından eminiz. Korkmuyoruz canlarım benim. Korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Kuşkusuz ki o gün bu yazıyı pek çok ordu komutanı okudu. Ancak bu yazıya tek bir ordu komutanı tepki gösterdi. O komutan Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Atatürk 24 Mart 1919'da tüm ordu komutanlarını hırsızlıkla suçlayıp komutanlara âli sefirler, büyük sefirler yani ve haydut başları diye hakaret eden yazıyı okur okumaz kaleme sarıldı. Bu alçakça iftiraya ve hakaretlere karşı hemen bir dilekçe yazıp Harbiye Nezaretine başvurdu. Atatürk dilekçesinde şöyle diyordu. Bu ifade ile ordu komandanlarının sefil ve haydut başı ve dolayısıyla orduların haydut oldukları ilan edilmiş oluyor. Müdafaalarına hiçbir vakit lüzum görmeyeceğim bazı şahıslara taş atmak isterken vatan ve millet için tam bir saflık ve masumiyetle ve her türlü mahrumiyet ve zorluklar içinde namuslu vazifesini hakkıyla yapan Osmanlı ordularını haydut ve aynı mahrumiyet ve zorluklar içindeki ve tek dayanakları namus ve haysiyetleri olan söz konusu orduların kumandanlarına sefil ve haydut başı diye niteleyip teşhir etmek ne büyük ahlaksızlık ve ne sefil vicdansızlıktır. Ah atam be! Ah atam be. Çok büyük işler yaptın. Çok olağanüstü büyük işler yaptın. Ama 1950'den sonra yine senin mücadele ettiğin muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaları için eğittiğin ve eğittirdiğin kadrolar ne yazık ki hiç iktidar olamadılar. 1950'den bu yana 69. yılına girdik. Türkiye'yi hep işte o gün senin kavga ettiğin zihniyet yönetti. Ve hala o zihniyet yönetiyor. Onun içinde komşularımız gelip geçerken bizi, yanımızdan dalga geçerek, alay ederek geçip giderken bizi, halen 8500 dolar kişi başına yıllık milli gelirle geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler sınıfında patinaj çekiyoruz atam. Ah canım atam benim. Osmanlı ordularını, onun namuslu kumandanlarını bu şekilde teşhir edebilmek kabiliyeti ancak vatan ve milletin mahvolup dağılmasını arzu eden bir alçakta bulunabilir. Evet paşam. Bugünküler, o günküler alçakmış, bugünküler çukur. O günküler alçakmış, bugün onların devamı olan torunları çukur. Aziz atam, çukur çukur evet düşünün ne halde olduğumuzu. Ben, Fevzi Paşa, Nihat Paşa, Yakup Şevki Paşa, Ali İhsan Paşa, Cevat Paşa ve benzeri gibi namus ve istikametlerinden asla şüphe edilmeyecek olan ordu kumandanı arkadaşlarımın bu rezilce teşhire karşı ne diyeceklerini bilemem. Yalnız kendi adıma ve hesabıma bildiririm ki benim başlarında bulunmakla iftihar ettiğim kahraman ordular haydutlardan değil soylu Osmanlı milletinin namuslu evlatlarından oluşuyor. O sefil müfteri şunu da kesin olarak bilmelidir ki ben hiçbir vakitte vagon vagon altın teslim alan sefil ve haydut başlarından değilim. Dolayısıyla harbi umumi içinde komuta ettiğim Anapartalar grubu, 2. ordu, 7. ordu ve en sonunda Yıldırım orduları grubu ve şahsım adına bu namussuzca iddiayı red ve sahibini telin ederim. Bu müfteri hakkında gereken kanuni işlemin yüksek nezaretinizle uygulanmasını istirham ederim. Görüldüğü gibi Atatürk, Türk ordusunun fedakar komutanlarına sefil ve haydut başı diye hakaret edilmesinin ahlaksızlık ve sefil vicdansızlık olduğunu söylüyor. Ülkenin başkomutanından yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savaşlarda başkomutanlığını yapacak kişiden siz bu sefillere karşı yönelik tek bir eleştiri, bir kınama duydunuz mu? Ben duymadım. Meclis başkanından böyle bir kınama duydunuz mu? Ben duymadım. Etmişlerse kendilerini tebrik eder, özür dilerim. Etmemişlerse ben de onları telin ederim. Türk ordusunun haydutlardan değil, milletin namuslu evlatlarından oluştuğunu belirtiyor. Komutanlığa hakaret eden kişiye o sefil müfteri diye sesleniyor. Bu namussuzca iddiayı reddedip iddia sahibini
müfteli metnini ifade ediyor. Bu müfteli hakkında yasal işlem yapılmasını istiyor. Ne gariptir ki Harbiye Nezareti bu dilekçeyi dikkate alıp gereken kanun işlemi yapmak yerine dilekçeyi Türk ordularına hakaret eden o gazeteye gönderdi. Ne kadar bugüne benziyor. Bugünküler ne kadar o günkülere benziyor. Yani bugünün bakanları, nazırları, o günkü nazırlarının neredeyse fikir kopyaları. Ya da zihin kopyaları. Fikir kopyaları demeyeyim. Fikir doğru ya da yanlış olabilir, izafidir. Zihin kopyaları. Evet. Bugünkü nazırlar, o günkü nazırların zihin kopyaları. Ne yazık ki zihin kopyaları. Atatürk'ün bu dilekçesi 25 Mart 1919'da Hukuki Beşer Alemdar Vakit, Yeni Gün ve Zaman gazetelerinde yayımlandı. Komutanlara hakaret karşısında Genelkurmay, Hükümet, Savcılık ve diğer komutanlar susarken tek bir kişi Atatürk konuştu. Ancak Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali gazeteyi çıkaran Mevlanzade Rifat hakarete uğradığını belirterek Atatürk'ü mahkemeye verdi. Atatürk İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek için hazırlıklar yaparken bir gün bir mahkeme celbi aldı. Asıl hakarete uğrayan ordu komutanları ve kendisi olduğu halde hakaret sanığı olarak mahkemeye çağrılıyordu. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Peki sonra ne oldu? Sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları kazandı. Ya ben size diyorum enseyi karartmayın ya. Ya enseyi karartmayın ya. Bugün bizler yargılanabiliriz. Arkadaşlarımız cezaevlerinde süründürülebilirler. Ya yakın gelecekte ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Köser keser dönecek, sap dönecek, gün gelecek hesap dönecek. Sakın kuşkulanmayın, sakın korkmayın. Sakın bütün korkularınızı yenin. Sonunda demokrasi, hukuk devleti, laik devlet, sosyal devlet, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan devlet, muasır medeniyetler peşinde koşan halk galip gelecek. Evet, bu kadar kesin konuşuyorum. Sonra neler olduğunu bizzat Atatürk'ten dinleyelim. Yaman çatmıştık. Aklımı başıma topladım. Kumandan değildim. Siyasi bir şey de yapamazdım. Hukuk çareleri bulmalıydım. Bu mahkemede bulunmak isterdim. Fakat o zamanki İstanbul gazetelerinin en aşağısı ile karşı karşıya gelmek çok gücüme giden bir şeydi. Bundan başka davanın bazı yüksek politikacılar tarafından tasarlanan bir plan neticesi olduğunu da düşünüyordum. Görüyor musunuz? İmamoğlu'na yapılanları farkında mısınız? Evet. Tarih tekerrür ediyor ya. O gün Atatürk'e yapılanlar bugün İmamoğlu'na yapılıyor. İmamoğlu'na karşı suç işleyenler kahramanlaştırılırken neredeyse İmamoğlu çok büyük ihtimalle yakında valiye hakaret ettiği yalanıyla belki de sorguya çekilip yargılanacak. Yalanıyla bakınız. Valiye iftira attığı yalanıyla aynı Kabataş'ta benim başörtülü kızımın üstüne işediler yalanı atanların yalanının devamı gibi olacak. Göreceksiniz. Çünkü tarih tekerrür ediyor. Ediyor ne yazık ki ediyor. O günün yargısıyla bugünün yargısı arasında bir fark olmadığını hep beraber görüyoruz. Açık net söylüyorum. Yalnız bütün yargımız için bunu söylemiyorum. Bütün hayır. Türkiye şu anda ayaktaysa, yargımızdaki namuslu, dürüst, ahlaklı, temiz, haysiyetli, şerefli, onurlu yargıçlar ve savcılar sayesinde ayakta. Benim söylediklerimi kimler olduğunu biliyorsunuz. Atatürk düşünüyor, taşınıyor, avukat Saadettin Ferit Bey'i davet ediyor. Kendisini durumu anlatıp fikrini soruyor. Saadettin Ferit Bey, dava önemlidir, mahkum olma ihtimaliniz vardır diyor. Atatürk gülerek amma yaptın canım. Ben hiç de mahkum olma niyetinde değilim karşını veriyor. Bunun üzerine Saadettin Ferit Bey, elbette müsaade ederseniz davacının vekiliyle konuşayım deyince Atatürk şunları söylüyor. Hayır, müsaade edemem. Ben haklı olduğumu biliyorum. Davacının avukatıyla görüşmeye ne lüzum var? Bu iş yolumun üstüne çıkan bir dikendir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Davayı lehime de kazanmanızı istemiyorum. Yalnız bana zaman kazandırabilir misiniz? Saadettin Ferit Bey Atatürk'e söz veriyor ve verdiği sözü de tutuyor. Birkaç defa mahkemeye gidip davayı dağıtıyor. Atatürk'e zaman kazandırıyor. Atatürk 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket ettiğinde dava hala bitmemişti. 6 yıl sonra tarih 22 Eylül 1925 günlerden salı. Atatürk Ertuğrul Yatı ile Mudanya'ya geçiyor. Bir ara Atatürk'ün güzyatta bulunan avukat Saadettin Ferit Bey düşüyor. Saadettin Bey diyor. Hatırlıyor musun? Sen bir davadan ötürü benim vekilimdin. İstanbul'da benim aleyhime bir ceza davası açmışlardı. O dava ne oldu? Beni mahkum ettiler mi?
Hayır paşam diyor Saadettin Ferit Bey. Atatürk kendisini dava edeni hatırlayamayıp adını soruyor. Atatürk'ün hatırlamadığı o kişi Mevlanzade Rıfat'tı. Mevlanzade Rıfat bütün ayrılıkçı Kürtçe hareketlerde yer almış, milli mücadeledeki ihanetleri nedeniyle 150'likler listesine alınıp yurt dışına sürülmüştü. 1922'de bir Yunan albayla San Remo'ya gidip orada kaçak padişah Vahdettin'den para sızdırmıştı. Havuz gazetecilerinin hemen hemen pek çoğuna nasıl da benziyorlar. Söylemek istemiyorum başka bir şey. Ayrıca 1929'da Halep'te basılan Türkiye İnkılabı'nın 300 adlı kitabında milli mücadeleyi Padişah Vahdettin'in planladığı yalanını ortaya atmıştı. Bunlar yalancılar. Bunların yalancılık genlerinde var. Evet. Takiye'yi yasallaştıran, meşrulaştıran bir din anlayışından söz ediyoruz. Takiye biliyorsunuz yalan söylemek demektir. Yani yeri geldiğinde yalan söylenir. Sözde İslam dini buna cevaz veriyormuş. Bilmiyorum. Ben İslam dininin böyle bir şeye cevaz vereceğine inanmıyorum. İnanmak istemiyorum ama onlar, yani bu İslamcılar o takiye meşrulaştırmasını kullanıp sürekli yalan söylüyorlar. Sürekli. Ya 1980 yılında henüz çocukları doğmamışken, çocuklarından biri doğmamışken kapısına babacım seni çok özledik, bize zaman ayır diye yazan bir kızının olduğunu iddia eden liderler gördü bu Türkiye ya. Evet, doğmamış kızı kapısına not bırakıyordu 1980'de, babacım seni çok özledik diyordu. Neden? Amacı yalan söyleyerek 1980 12 Eylül darbesinde acı çektiğini anlatmaktı. E yalan. Neden korkmuyorlar yalandan? E çünkü takiye meşru. Onların inandığı dinde takiye meşru. Yani yasal. Yani günah değil. Uzatmayalım. Demem o ki dün Atatürk karşıtı Mevlanzade Rıfatlar Türk ordusunun şerefli komutanlarına hakaret etmişti. Bugün de onların fikir artıkları komutanlara hakaret ediyor. Dün komutanlara yapılan hakaretlere karşı tüm yetkililer sessiz kalmış. Sadece Atatürk konuşmuştu. Bugün yetkililer sessiz kalmamalı. Nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlarsa 100 yıl önce Atatürk'ün verdiği cevaba baksınlar. Sevgili Ekrem kardeşim, nezaketten şaşmadan, Atatürk'ün bu büyük nezaketinden şaşmadan hadlerini bilmesi gerekenlere lütfen hadlerini bildir kardeşim. Tıpkı ordu valisine bildirdiğin gibi. Aman canım, bu millet senin arkanda, senin yanında. Sakın ola geri adım atma kardeşim. Sakın. Hadlerini bilmesi gerekenler hadlerini bileceklerdir. Hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Tebrikler canım kardeşim. Biliyoruz her şey çok güzel olacak. Bu arada canlarım, sizi akşam saat 17'de bekliyorum. Hoşça kalın.